Yazılımımızı çalıştırdığımızda karşımıza varsayılan olarak Welcome Screen yani Merhaba ekranı gelecektir. Merhaba ekranı birkaç bölüme bölünmüştür. Ekranın sol tarafında Open a Recent Item alanı bulunmaktadır. Bu alandan daha önce üzerinde çalıştırmış olduğunuz dosyaları hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Örneğin şu anda projem.fla dosyası daha önce üzerinde çalışılmış bir dosya. Bu dosyayı tekrar açmak istediğimizde bu dosyanın üzerine buradan tıklayabiliriz. Ortadaki alanda Flash ile oluşturabileceğimiz yeni dosya tiplerini görmekteyiz. Burada birden fazla dosya tipi var. Buradaki ilgili dosyalara eğitimin ilerleyen bölümlerinde değineceğim. Ama temel olarak bir flash animasyonu ya da flash ile ilgili bir web sitesi yapmak istediğimizde oluşturacağımız dosya tipi flash file yani flash dosyası olması gerekmektedir. Sağ taraftaki alanda create from template alanından flash içerisinde bulunan şablonları kullanarak hızlı bir şekilde flash dosyaları oluşturabiliriz. Örneğin şu anda makineme yüklü olan advertising yani reklamla ilgili şablonları kullanarak hızlı bir şekilde reklamlar ve reklam dosyaları yaratabilirim. Bunlar bannerlar yani internet üzerinde, internet sayfalarında gösterebileceğim çeşitli reklamlar olabilir. Alt taraftaki extend alanından ise Flash CS4 yazılımına yeni özellikler katabilirim. Buradaki linke tıkladığımız zaman ilgili web sitesi açılacak ve bu ilgili web sitesinden extension ya da component dediğimiz öğeleri Flash CS4'e yükleyerek Flash CS4'ün özelliklerini geliştirebilirim. Bu ekranın alt tarafında yazılımı kullanmakla ilgili bilgileri ulaşabileceğimiz Getting Started yani başlarken Flash CS4'ün yeni özelliklerini içeren new features linki ve Flash CS4 ile ilgili kaynakları bulabileceğiniz resources linklerini bulabilirsiniz. Bu ekran daha önce de bahsettiğim gibi varsayılan olarak sürekli karşımıza çıkacak. Bu ekranın bir daha açılmasını istemiyorsanız, bu ekranın alt tarafında bulunan Don't show again, yani bir daha bana gösterme, çek baksana tıklıyoruz. Karşımıza çıkan uyarı penceresinde bu ekranın bundan sonra gösterilmeyeceğini ve bir daha açmak için neler yapmamız gerektiğini yazıyor. Tamam diyerek bu pencerenin kapanmasını sağlıyorum. Şimdi deneme amaçlı yeni bir dosya oluşturalım ve bu dosyamızı kapatalım. Dosyamızı kapattığımız zaman karşımıza artık merhaba ekranı çıkmayacak. Merhaba ekranı yeniden açabilmek için Edit'ten Preferences'e tıklıyorum. General sekmesinden On Launch özelliğini Welcome Screen olarak değiştiriyorum. OK yani tamam butonuna bastıktan sonra artık Welcome Screen yani merhaba ekranım tekrar görüntülenecektir. Flash'ın açılırken farklı davranışlar göstermesini sağlayabileceğiniz başka seçenekler de bulunmaktadır. Bu seçenekleri inceleyebilmek için Edit'ten Preferences'e gidip General sekmesi altında bulunan On Launch altındaki diğer özelliklere bakalım. Burada Welcome Screen ve No Document'ı biraz önce görmüştük. Bununla beraber kullanabileceğimiz Last Documents Open seçeneği ve New Document bulunmaktadır. Last Documents Open seçeneği Flash'ta çalışırken Flash'ı kapattığımız zaman açık olan dokümanların bir daha flash çalıştırdığımızda aynen açılmasını sağlayacaktır. New Document seçeneği ise flash'ı yeniden açtığımız zaman her seferinde bize yeni bir doküman oluşturacaktır. Buradaki seçeneği Welcome Screen olarak bırakıyorum. OK diyerek penceremi kapatıyorum.